Selamünaleyküm değerli hobici arkadaşlarım. Bugün 23 Nisan. Bugün normalde biliyorsunuz ki Türkiye'nin 30 büyük şehrinde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı var. Ama haliyle bizim gibi üretici arkadaşlarımızın yavrulu yumurtalı kuşlarına bakması gerekiyor. Onlara günlük temiz yem, su, mama vermesi gerekiyor. Sağ olsun polis ve bekçi arkadaşlarımız, abilerimiz, onlar bize biraz iltimas gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizler kümesimize gelip yavrularımıza, kuşlarımıza bakabiliyoruz. Sağ olsunlar. 23 Nisan bugün biliyorsunuz bizim milli bayramımız. Tüm çocukların da çocuk bayramını kutlayalım. Aynı zamanda bu akşam itibariyle oruç tutmaya da başlayacağız. Ramazan-ı Şerif ayının başlangıcı, tüm İslam aleminin Ramazan ayı da şimdiden mübarek olsun diyelim. Kuşlarımıza yeni bir bakım seti aldık. Bu bakım setimiz Power Max'ın bakım seti. Bu bakım setinin içerisinde çok faydalı ürünler var. Bunun biz birinci aşamasını yaptık. Yani 1, 3, 5. Birinci gün, üçüncü gün ve beşinci gün olarak uygulanması gereken bakımlar var. Biz bunun şu an üçüncü günündeyiz. Yani ikinci aşamasındayız. Bu ikinci aşamasında kuşlarımıza vereceğimiz ürünlerimiz Power Max'ın Oil Mix. Bu soğuk sıkım, soğuk preste elde edilmiş bir yağ. İçinde bir sürü çok güzel baharat ürünler var. Balık yağından tutun, ısırgan otu tohumu yağına kadar, kekik yağı, kuşburnu tohumu yağı, buğday rüşeni yağı, ceviz yağı, badem yağı, fındık yağı, çörek otu yağı, üzüm çekirdeği yağı, kabak çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği yağı, keten tohumu yağı, buğday yağı, susam yağı, chia tohumu yağı, zeytinyağı, haşhaş tohumu yağı, aspir yağı. Yani adamlar yok yok yapmışlar. Gayet faydalı. Çok da güzel kokusu var. Çok doğal, çok güzel kokusu var. Mamamızın içinde bundan atacağız. Aynı zamanda her üretimhanede bulunması gereken probiyotik. Power Max'ın probiyotikası. Bunu kullanacağız. Bunu kullanmamızın sebebi de kuşların sindirim sistemini düzenliyor. Bunun için gayet faydalı. Bağırsaklardaki kuşları hasta edecek ne diyelim onlara, kötü huylu bakterilerin yok olmasını sağlıyor. Yedikleri yemden yararlanmayı arttırıyor. Kafesteki amonyak miktarını azaltıyor. Bu da güzel. Yani kuşlar dışkılarını yaptığı zaman biliyorsunuz çok kötü bir koku çıkıyor. Bilhassa yuvanın içerisindeki yavrular ve bu zararlı bir şey. Bağırsak sistemini destekleyici ve güçleyici etkisi var. Aynı zamanda ishali de önlüyor. Bundan kullanacağız. Bugünkü yaptığımız mamamızda. B kompleks kullanacağız. Yani anlayacağınız dilde söyleyelim. B vitamini yani. Bunda kuşlarımızın günlük B grubu vitamini ihtiyacını karşılama, yemden ve mamadan yararlanmayı arttırma amaçlı suda ve yemde bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda biyotin, tüyler için, tüy parlaklığıyla alakalı, işte tüy döneminde olan kuşların tüyden daha rahat çıkması gibi durumlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Yine yemden ve yediği mamadan daha güzel bir şekilde faydalanmasını sağlıyor. Şimdi benim mamamın içerisinde ne var? Önce onu gösterelim. Şöyle karıştırdım ben. Havucumuz var ve kırmızı pancarımız var. Bunun üstüne kuru mamayı da ekleyeceğiz. Ama bu kuru mamamızın içerisinde yumurtada olduğu için haşlanmış yumurta ekstra içine koymuyorum. Çünkü kuru mamanın içerisinde yumurta var kardeşlerim. Şimdi nasıl yapacağız? Bu mamamızın içerisine Ömer yaklaşabilirsin şimdi. Yakından gösterelim. Oil miximizden koyacağım ilk önce. Çünkü kuru mamanın üstüne koyduğum zaman topaklaşma oluyor yağ olduğu için. Bunun üzerine koyup karıştıracağım. Ondan sonra kuru mamamızı ekleyeceğiz. Akabinde de üzerine diğer şu toz probiyotiğimizi, B vitaminimizi ve biyotini ekleyeceğim arkadaşlar. Bundan çok fazla değil. 5-6 milim eklememiz yeterli. Onu da şöyle gösterelim. Şu kadar koymamız yeterli olacak. Kokusu çok güzel bir kokusu var. Tam doğa kek, yani bildiğin o kekik kokusunu ben hissedebiliyorum. İçinde çörek otunun kokusunu da alıyorum. Gayet az önce içeriğini söyledim zaten. İçeriği bayağı bir fazla. Böyle yakınlaştırabilirsin, tepeden tutabilirsin. Şöyle genel dökelim. Döktükten sonra
Şimdi bu doğa kokusu olduğu için, yani içinde kekik kokusu, doğadaki bitkilerin, otların kokusu olduğu için kuşlar da bunu daha bir iştahla yiyorlar. Bu koku gayet güzel, başarılı bir koku. Besat Keys abimizden aldık. Yanlış söylemedim inşallah soyadını. Buradan da kendisine selam olsun. Bu videoyu paylaştığımda onu da etiketleyeceğim. Şimdi bunu tekrar bir karıştıralım. İyice yağ bütün sebzelere yayılsın. Zaten biliyorsunuz ki kuşlar ilk yemeye başladığı zaman kuru mamayı yemiyor. Direkt havucu, pancarı yemeye başlıyor. O yüzden bu şekilde koymamız direkt kuşlara etkide edecektir. Şöyle güzelce bunu karıştıralım. Akabinde hemen buradan şöyle kovada bizim kuru mamamız şöyle şu kadar almam yeterli. Yeterli gelmezse de üzerine ekleriz. Şimdi ben bu kadar mamayı kaç kuş için yapıyorum? Yaklaşık bir 25 takım var. Salonada da kuşlarımız var. Onlar için yapıyorum. Ben bol bol koymayı seviyorum. Önemli değil. Bazı arkadaşlarımız daha az yapıp daha az veriyorlar. O da olabilir. Ama bol bol olsun. Daha güzel. Şöyle üstünü kapatacak şekilde dökeceğim. Bunun içerisinde yumurta da olduğu için ekstra bir yumurta eklememize gerek yok. Şimdi gelelim probiyotiğimize. Probiyotiğimizden içine dökeceğiz. Probiyotiğimizden içine ne kadar dökeceğiz? İçine şöyle bir ölçek döküyoruz. Aslında üzerinde kullanım şekli de yazıyor. Kullanım talimatı 1 litre klorsuz içme suyuna 2 ölçek. Yarım kilogram mamaya veya yeme 2 ölçek, yani 6 gram. Burada yarım kilo olmadığı için bu kadar yeterli. Ama ben biraz daha şöyle koyacağım. Probiyotiğimiz bu şekilde. Kapağını kapatalım. Yani bu seti düzgün bir şekilde yaptığınızda, ya ben birçok sağlam üretici kardeşimden, abimden gördüm. Onlar kullanıyorlar. Onlar faydasını görmüşler. Şimdi kuşlara bakarsanız kuşlar da size bakar. B vitaminin kullanılım şekline bakalım. Hemen 1 litre içme suyuna 2 ölçek 6 gram. 500 gram nemlendirilmiş mamaya 1 ölçek 3 gram. Yani şimdi ben bundan tam tepeleme dolu değil ama bu kadar koyacağım. Yine üstüne ekliyorum. Ekliyorum. Bundan da koyduk. Ve son olarak biyotin koyacağız. Biyotinin şöyle de bir güzelliği var arkadaşlar. Şimdi bazen dışarıdan kuş alırsınız. Bu sonuçta her kümesin bakterisi farklıdır birbirinden. Dışarıdan aldığınız kuşlardan kümesinize bazı bakteriler bulaşabilir ve bu diğer kuşlarınızın altından gelen yavrularda tüy sorunu, tüy dökülmesi olabilir. O yüzden bunun en başta önüne geçebilirsiniz. Kuşlarınıza biyotin verdiğinizde, kuşlarınız yumurtlamaya başladığı an itibariyle bu biyotinin de vitaminini aldıktan sonra ne olacak? Gelen yavrular sorunsuz gelmeye başlayacak. Mevcutta bulunan tüy sorunu olan kuşlarınız da ne olmuş olacak? Yavaş yavaş bunun etkisiyle düzelmiş olacak. Bunun kullanım şekline baktığımızda da 1 litre içme suyuna 1 ölçek 3 gram, 500 gram nemlendirilmiş mamaya yine 1 ölçek. Ben de yine bir ölçeğe yakın şöyle şu kadar atacağım arkadaşlar. Bunu da üzerine attıktan sonra şimdi artık biz ne yapabiliriz? Normalde bira mayası kullanıyordum. Bira mayası. Bu şey gelmeden önce. Onu da şu an kullanmıyorum. Besat abi bira mayasını sıvı halinde yapmış. Ondan da almayı düşünüyorum. Ve onun da çok etkisi var. Onu da bira mayası kullanmanızı da tavsiye ederim. Şöyle güzelce bir yedirelim, karıştıralım arkadaşlar. Ardından kuşlarımıza servis ettiğimizde bakalım nasıl yiyecekler. Onu da görmüş olacağız. Onu da göreceğiz. Şimdi bu oran gayet güzel oldu bence. Arkadaşlar çok yaptığınız mama lapa lapa da olmasın. Aynı zamanda çok kuru da olmasın. Orta seviyeyi tutturmaya çalışın. Ara seviyede
kuşlarınız için gayet iyi olacaktır. Onlar daha iştahlı bir şekilde yiyeceklerdir. Kuru mamayı nereden aldım? Kuru mamayı Hamza Burak Özdemir kardeşlerden aldım. Onlar böyle büyük kovalarda satıyorlar. Onlar da iyi dostumuzdur. Muhabbetli olduğumuz abilerimizdir. Onlara da buradan selam olsun. Onların da mama almak isteyen kardeşlerimiz için videonun açıklama kısmına onların da Facebook adreslerini bırakırım. Onlarla da irtibata geçebilirsiniz. Diyelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bir 10 dakika 15 dakika bunu dinlendirelim. Yani beklesin. Ondan sonra kuşlarımıza servis edelim. Bakalım nasıl yiyecekler. Birazdan siz. Evet. Verdik mamalarını. Vallahi çoğu yedi. Yavrular şu an mamanın başında. Salmadakiler orada. Bunlar burada. Evet arkadaşlar, sizlere de hayırlı üretimler dileyelim. Bak bu yemiş, yavrusunu besliyor baba. Zaten yavrulu olanlar daha atik oluyor. Bunda yavruları var. Bunda yavruları var. Herkese hayırlı üretimler dileyelim. Kuşlarınızı güle güle besleyin, güzel besleyin. Bu arada bayağıdır videolarda söylemiyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın ha. İhmal etmeyin. Yavrular heyecan yaptı. Evet, Allah'a emanet olun. Hayırlı üretimler, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.